Evet, yeni bir video ile birlikteyiz. Umarım keyifler yerindedir. Android dünyasında olan biten bütün gelişmeleri an be an sizlere aktarmaya devam ediyoruz. OnePlus diye bir marka var biliyorsunuz. Ülkemizde her ne kadar amiral gemisi modellerini satışa çıkarmasalar da hem Çin pazarında hem de globalde gerçekten kullanıcılarını memnun etmeyi başaran bir şirket. Özellikle geliştirmiş oldukları ara birim ColorOS ve OxygenOS gerçekten çok iyi bir şekilde çalışıyor ve bu videoda sizlerle birlikte OnePlus 11'den konuşacağız. Geçtiğimiz sene OnePlus 10 Pro satış rekorları kırmıştı. Bugün, yani bu videonun çekildiği tarihte OnePlus 11 tanıtıldı. Tanıtıldıktan sonra ön siparişi açıldı ve OnePlus'ın yönetim kurulundaki bir abimiz, ismi de Li Jin, bu abi çıktı dedi ki OnePlus 11 şu ana kadar OnePlus'ın satışlarının en büyük rekoruna sahip. Yani telefon gerçekten çok iyi bir satış değerine sahip. Peki OnePlus 11 rakipleriyle kıyaslandığında nasıl bir telefon? Teknik özellikleriyle nasıl bir telefon? Bugün bunlara yakından bakacağız ama önce fiyata bir bakalım. OnePlus 11'in 16 GB RAM, 512 GB'lık depolama seçeneğini almaya karar verdiğiniz zaman 710 dolarlık bir fiyat etiketini ödemeniz gerekiyor. Bu da yaklaşık 13.000-14.000 liraya tekabül ediyor. Yani baktığımız zaman Xiaomi 13 Pro ile kafa kafaya giden bir fiyat bandını görebiliyoruz. Az sonra özelliklerini anlatacağım. Yine Xiaomi 13 Pro'nun en büyük rakibi olabilir. Bir de OnePlus 11 Pro var. O daha tanıtılmadı. O çıkarsa o zaman işler tamamen değişir. Onu da belirtmek istiyorum. Şimdi biraz tasarım kısmına bakalım. Daha sonra ekran, daha sonrasında da kameraya geleceğiz. Kamera gerçekten çok önemli çünkü Hasselblad ile hala çalışmaya devam ediyorlar. Tasarımda 8.53 milimlik bir kalınlığımız var. 205 gramda bir ağırlığımız bulunmakta. Baktığımız zaman aslında bu değerler normal. Telefon premium bir hissiyat havasını verecek gibi gözüküyor. Arka tarafa baktığımız zaman da çok farklı bir kamera dizaynı görebiliyoruz. OnePlus'ın farklı olmasının ve seçilebilir bir marka olmasının sebeplerinden bir tanesi de bu. Hem kullanıcıya önem veriyor hem de farklı modüler tasarımlarla bizlerin karşısına çıkıyor. Ben arka kamera tasarımını böyle ne sevdim ne de sevmedim, böyle bir farklı. Tabi telefon elimize geldiği zaman biz bunlara bakacağız. Mesela ben şunu da çok seviyorum. Ben burada işte atıyorum Xiaomi 13 Pro tanıtıldı diyorum. 2-3 gün sonra Şanlıurfa'dan Mehmet beni arıyor. Diyor ki abi Xiaomi 13 Pro geldi, sana yollayayım mı? Mesela bu tarz şeyler oluyor. Benim çok hoşuma gidiyor. Büyük ihtimalle de bir hafta sonra falan OnePlus 11 elimize gelecek. O nedenle Yeşil Robot YouTube kanalına abone olmayı unutmayın. Şimdi arka kamera tasarımına baktık. 3 farklı kamerayı biz burada görebiliyoruz. Ekran tarafına bakacak olursak burada Samsung'un geliştirmiş olduğu paneli görebiliyoruz. LTPO 3.0 panelle birlikte geliyor. AMOLED bir panel ve burada OnePlus iPhone, yani Apple'a bir göz kırpıyor. Diyor ki bende Always On Display var ve bunu 1 Hz'e kadar düşürebiliyorum. Bu özellik gerçekten pil tasarrufu bakımından oldukça iyi diyebilirim. Diğer ekran özelliklerimize baktığımız zaman %93 oranında bir ekran kasa oranımız var ve bu kavisli bir ekranla birlikte geliyor. Yan çerçevelerin tıraşlanmış olması iyi bir premium hissiyat havası sunacağını bizlere belirtiyor. Ayrıca bu ekran 1300 nitlik parlaklığa ulaşabiliyor. 2K bir ekran, 120 Hz tazeleme oranı bulunmakta. 5 milyona bir kontrast değeri, HDR, HDR10, Dolby Vision gibi teknolojileri de bu ekranda görebiliyoruz. Bu arada OnePlus'ı şurada tebrik etmek istiyorum. Kutularını hiçbir zaman kullanıcıdan mahrum bırakmıyorlar. Mesela kutu diyorum ama kutu içeriğinden bahsediyorum tabii ki de. Mesela şarj adaptörü, kablosu, kılıfı, telefonun kendisi, stickerları. OnePlus'ın bu oyunu gerçekten seviyorum. Bu arada telefon 100 wattlık bir adaptörle birlikte geliyor ki biliyorsunuz OnePlus'ın kendi teknolojisi olan VOOC, yani hızlı şarjla birlikte telefonlarını çok hızlı bir şekilde şarj etme imkanı bulabiliyorsunuz. Bunun dışında OnePlus 11'de NFC, Bluetooth 5.3, jiroskop, Wi-Fi 6 gibi teknolojileri de görebilmek mümkün. 5G destekli bir cihaz olduğunu belirteyim. Çift sim kart kızağının da bu telefonda olduğunu belirtmek istiyorum. Buradaki en önemli nokta da Snapdragon 8 Gen 2 OnePlus 11'de arkadaşlar. Peki Snapdragon 8 Gen 2 ne anlama geliyor? Bir kere parantez açmak istiyorum arkadaşlar. Çünkü Snapdragon 8 Gen 2 oyunlarda artık 120 FPS veriyor. Geçtiğimiz günlerde Xiaomi 13 Pro'nun PUBG testini yaptım ve dedim ki ben bu değerlere inanamıyorum. Çünkü sistem seçeneklerinden FPS göstermeyi açtım. Hiçbir telefonda, bakın bu zamana kadar hiçbir telefonda ben PUBG Mobile'da 90 FPS'nin üstünü görmedim. Ama Xiaomi 13 Pro'da Snapdragon 8 Gen 2 olduğu için 120 FPS'yi gördüm ve buna inanamadım. Videosunu açıklama kısmına bırakırım, izlersiniz arkadaşlar. Bu arada FPS göstergesi yanlış olabilir. Ben bunu Android'in kendi ayarlarından açtım. Şöyle ki altta görmüş olduğunuz o 118 yazan yer sözde oyunda aldığımız FPS. Ama bu büyük ihtimalle doğru değil. Çünkü şöyle, bunu ben diğer telefonlarda açtığım zaman 60 ile sınırlı kalıyordu. Yani oyunun gösterdiği ayarlarda aslında ben bu FPS'i görüyordum. Ama burada 124 FPS yazıyor. Büyük ihtimalle 124 FPS alıyor olabiliriz. Yani Snapdragon 8 Gen 2 120 FPS kilidi açık bir şekilde geliyor. Bunun dışında OnePlus'ın kendi teknolojisi olan VC soğutma teknolojisini de biz yine OnePlus 11'de görebiliyoruz. Grafik yonga birimine baktığımız zaman da Adreno 740 var. Hem Snapdragon 8 Gen 2, ColorOS, Android 13, Adreno 740... Tüm bu bileşenleri topladığımız zaman OnePlus 11 harika bir cihaz gözüküyor. Tabi burada heyecanlanmamı biraz mazur görün. Çünkü yeni bir telefon çıktığı zaman ve yeni teknolojileri gördüğüm zaman ben biraz heyecanlanabiliyorum. O nedenle kusura bakmayın. Şimdi geçelim kamera tarafına, ama kamera tarafına geçmeden şunu söylemek istiyorum. OnePlus'ı tercih eden insanların bence iki sebebi var. Çünkü ben de OnePlus'ı uzun yıllar boyunca kullandım ve hala incelemeye devam ediyorum. OnePlus'ın bir arayüzü gerçekten çok akıcı, sade ve tüm işlerinizi hızlı bir şekilde halletmenize olanak sunuyor. İkinci taraf ise yıllardır işbirliğini sürdürdüğü Hasselblad. Evet, kamera tarafı OnePlus için vazgeçilmez bir olay. OnePlus 10, 9, 8 bu serilerde fotoğraf testi yapma imkanı tabii ki de buldum. Ve gerçekten 8 Pro'dan beri çok iyi fotoğraf ve videolar çekebiliyorsunuz, ama ön tarafta Full HD video olayı var. O biraz can sıkıyor. Her neyse, OnePlus 11'in ana kamerasına baktığımız zaman burada OIS destekli 50 megapiksel değerinde Sony'nin imzasını attığı bir ana kamerayı görebiliyoruz. IMX890 sensörü bulunmakta. İkinci kameramıza baktığımız zaman burada hem geniş açı ve hem de makro kamerayı gördüğümüz 48 megapiksellik yine Sony'nin bir sensörü olan ikinci kamerayı görebiliyoruz. Üçüncü kameraya baktığımız zaman burada 2x'e kadar zoom yapan bir telefoto lensi görebiliyoruz. Bunun da değeri 32 megapiksel. Ön tarafa baktığımız zaman 16 megapiksel değerinde bir öz çekim kamerası bulunmakta. Video çekim detaylarına geçtiğimiz zaman ana kamerada 8K 24 FPS, 4K 60 FPS, ön tarafta ise Full HD 30 FPS videolar çekebilmek mümkün. Valla OnePlus 11 gerçekten iyi gözüküyor. Rakibi Xiaomi 13 Pro, S22 Ultra, düz Xiaomi 13 olabilir. Ama onun dışında OnePlus 11 Pro da gerçekten merak uyandıran bir model olacaktır diye düşünüyorum. Almış olduğum diğer notlara baktığım zaman LPDDR5X RAM desteği bulunmakta. UFS 4.0'ı zaten biliyorsunuz ve yerleşik olarak GNSS teknolojisi de OnePlus 11'in içerisinde mevcut. Bu arada bu lansman Çin'de düzenlendi. Çin'de ön satışa çıktı. Rekorları kırdı. Global lansman, yani tüm dünyada satışa çıkacağı tarih ve tanıtılacağı tarih 7 Şubat bilginiz olsun. Bugün sizlere OnePlus 11'i anlattım. Umarım bu video hoşunuza gitmiştir. Dediğim gibi Android'den an be an haberdar olmak istiyorsanız lütfen yorumlar kısmına yorumlarınızı yazabilirsiniz. Burayı bir kurumsal hesap gibi düşünmeyin. Bir arkadaş gibi aşağı kısımda, yani yorumlar kısmında sohbet, muhabbet edebileceğimiz bir yer olarak görün lütfen. Bugünlük benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.